أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الرحمن الجامي Hazretleri Muharrab'ın tarifini yaptıktan sonra şimdi İrab'ın tarifini yapmaya başladı. El-İrabu مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ عَلَيْهِ Bu da İrab'ın tarifi oluyor arkadaşlar. El-İrab-ı İrab nedir? مَا اَيْ حَرَكَةٌ اَوْ حَرْفٌ Öyle bir hareke ve öyle bir harftir ki اِخْتَلَفَ آخِرُهُ اَيْ آخِرُ الْمُعْرَبِ Mu'rab'ın ahiri ihtilaf etmiştir. مِنْ حَيْثُ هُوَ مُعْرَبٌ Mu'rab olması haysiyetinden ihtilaf etmiştir. ذَاتًا اَوْ صِفَةً zat veya sıfat bakımından ihtilaf etmiştir. Bihi ey bitilkel hareketi evil harfi o hareke veya harf sebebiyle. Şimdi burada arkadaşlar metinde el-i'rabu ma'yi Abdurrahman el-Cami Hazretleri ey hareketün ev harfun diye tefsir etmiştir. Evvela baktığımızda şunu görürüz. Ma kelimesi ma-i mevsufe olabilir, ma-i mevsule olabilir. Eğer ma'yı nekire bir kelimeyle tefsir ederlerse bunun ma'yı mevsufe olduğu dolayısıyla nekire olduğu anlaşılır. Eğer ma'yı marife ile tefsir ederlerse ma'yı mevsule olduğu anlaşılmış olur. Burada el-i'rabu mübteda ma haber olunca haberde de asıl olan nekire olunca ma'yı mevsufe olarak kabul etmiştir. El-i'rabu ma yani ey şey'un demektir. Peki bu ma neden ibarettir? O şey neden ibarettir? Hareke veya harften ibarettir. Peki ma'nın hareke veya yani o şeyin hareke veya harf olduğunu nereden biliyoruz? Burada ya karine-i haliye veya karine-i mekaliye vardır. Oradan biliyoruz. Karine-i haliye nedir? İrab dendiği zaman meşhur olan bunun hareke veya harf olmasıdır. Arkadaşlar İbn Hacib'in usul ve üslubunu yeniden hatırlatıyorum. İrab'tan bahsederken, isim bahsindeki İrab'tan bahsederken fiil bahsine has olan İrab gündeme gelmez. Yani normalde İrab deyince hareke, harf veya haziften ibarettir. Doğru mu? Genel bir bakışla baktığımız zaman isim fiil ayrımı yapmazsak İrab hareke, harf, haziften ibarettir. Fakat burada hazif söz konusu değildir çünkü bu ismin İrab'ından bahsediyor. El-i'rabu ma ey hareketün ev harfun. Buradaki ma'nın hareke veya harf olduğunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Çünkü İrab böyle şöhret bulmuştur. Yani hareke ve harf diye şöhret bulmuştur. Eğer bu şöhretinden dolayı ma'yı hareketün ev harfun diyorsak buradaki karine ne olmuş oluyor? Karine-i haliye olmuş oluyor. Peki karine, karine-i mekaliye olabilir mi? Biraz sonra arkadaşlar İrab'la ilgili açıklamalar yapmaya başladığı zaman İrab'ın hareke ve harften ibaret olduğunu, harekenin de zamme fethe kesri olduğunu, müfret musarifte, cim mükesser musarifte, gayr musarifte diğerlerinde nasıl olacağı biraz sonra gelecektir. Dolayısıyla oraya bakarak konuşacak olursak buna ne diyoruz? Karine-i mekaliye diyoruz. Yani ma'nın hareke veya harften olduğunun karinesi ya karine-i haliyedir veya karine-i mekaliyedir. Karine-i mekaliye sözlü karine demektir. İleride az sonra ondan bahsedeceğinden dolayı İrab'ın hareke ve harf olacağı biraz sonraki bilgilerden anlaşılmış olacak. Metindeki bilgilerden anlaşılmış olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ne dedik? El-i'rabu ma'da hareke veya harf diye tefsir etmesi ma'i mevsufu olduğunu işaret etmek içindir. Ayrıca hareke ve harf olduğunun tesbih yani ma'i mevsuf olup nekire şey manasında olduğu halde burada hareke veya harf diye tefsir etmesi bir karineye dayandırılarak yapılmıştır. Peki geçtik burasını. El-i'rabu ma'i hareketun ev harfun. Hareke veya harf terdidini niye yaptı arkadaşlar? Çünkü İrab gerçekten cani zeydün, raytu zeyden, merartu bi zeydin de harekedir. Ama cani ebuhu ra'aytu ebahu marartu bi ebihi de nedir? Harftir. Dolayısıyla İrab sadece hareke değildir. İrab sadece harf değildir. Hem hareke hem de harftir. El-i'rab İrab nedir? Ma öyle hareke veya harftir ki ihtelefe ahiruhu.
İhtelefe değişti. Ahiruhu. Peki ahiruhu zamiri nereye gider? Ey ahirul mu'rabi. Biz buraya nereden geçtik arkadaşlar? Mu'rabin tarifinden geçtik değil mi? El mu'rabu fel mu'rabu el murakkabu lezî lem yüşbih mebniyel aslî. El i'rabu mehtelefe ahiruhu. Mu'rab'den sonra geldiğine göre ohu zamiri mu'rabe râcidir. El i'rabu i'rab nedir? Ma öyle bir hareke veya haftir ki İhtelefe ahiruhu, ey ahirul mu'rabi, mu'rabin ahiri değişmiştir. Min haythu huve mu'rabun, mu'rab olması haysiyetinden değişmiştir. Yani ahirindeki değişiklik mu'rab olmasından kaynaklanması lazım. Mesela arkadaşlar, bu kelime faildir diye bir haysiyet olabilir mi? Olabilir. Fail olması neyi gerektirir? Merfu olmasını gerektirir değil mi? Yani o muğrab olan cani Zeydün'deki Zeyd'in biz muğrab olması haysiyetinden değil de fail olması haysiyetinden bakarsak merfu olmasını gerektirir. Yani muğrabın bir takım haysiyetleri olabilir. Biz burada hangi cihetini okuyoruz? İrab'ın tarifini okuyoruz. Doğru mu? İrab'ın tarifini okuduğumuza göre el-i'rabu mahtelefe ahiru muğrabın ahiri değişiyor ama min haythu huve mu'rabun. Mu'rab olması haysiyetinden değişiyor. Fail olması haysiyetinden onunla bir hüküm olur. Merfu olması gerektir. Mesela mef'ul olması haysiyetinden bakarsanız mensup olması gerekir. O ayrı bir konudur. Biz burada diyoruz ki i'rab nedir? Mehtelefe ahiruhu. Mu'rabin ahiri mu'rab olması haysiyetinden değişiyor. Ey ahirul mu'rabi. Şöyle bir şey hatırlarsınız arkadaşlar. Ta'likul hukme bil müştak yufiyedü illiyetem ehidil iştikak. Yani burada mu'rab müştak olduğuna göre yani mu'rab mu'rab olması haysiyetinden olan ihtilaftan bahsediyoruz. Min haythu huve mu'rabun. Mu'rab olması haysiyetinden ahirinin değişmesidir. Zaten zatının değişmesidir. Ev sıfeten veya sıfatının değişmesidir. Zatının değişmesi geride mu'rabın tarifinde arkadaşlar geçmişti. Ne demiştik? Ebuhu, ebahu, ebihi de harf olduğu zaman zatı değişmiş oluyor. Hareke olduğu zaman zat değişmiyor. Ne değişiyor? Sıfatı değişiyor. Yani Zeydün, Zeyden, Zeydin olduğu zaman ne olmuş oluyor? Sıfatı değişmiş oluyor. Ona sıfat dememiz tayyip ravaha ne anlamdaydı? Niye sıfat? Yani gerçekte tamam, gerçekte sıfat değil yani. Ona sıfata benzediği için sıfat denmiştir. Doğru mu? Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi el-i'rabu mehtelefe ahiruhu mu'rabin ahiri. Mu'rab olması haysiyetinden zatının veya sıfatının değişmiş olmasıdır. Ne sebebiyle? Bihi mehtelefe ahiruhu bihi. Ey bitilkel hareketi evil harfi. El-i'rabu ma öyle bir hareke veya harftir ki ihtelefe ahiruhu, ahiri değişti. Ne ile değişti? Bihi ey bitilkel hareketi evil harfi. O hareke veya harf de değişti. Hangi hareke ve harf sebebiyle değişiyorsa işte i'rab odur. Hangi hareke ve harf sebebiyle değişiyorsa işte i'rab odur. Mesela cani zeydün, raytü zeyden, meraytü bi zeydin de dün dendin harekesiyle değişmiştir. Cani ebuhu raytü ebahu meraytü bi ebihi de vav, elif, ya ile değişmiştir. İşte i'rab odur. Cani zeydün, raytü zeyden, meraytü bi zeydinde değişiklik ne ile olduysa işte i'rab odur. Cani ebuhu raytü ebahu meraytü bi ebihi de değişiklik ne ile olduysa efendim i'rab odur. Şimdi arkadaşlar burada el-i'rabu ma deyince ne diye tefsir etti onu? Hareketün ev harfun diye nikeli bir kelimeyle tefsir etti onu. Doğru mu? Bihi deyince ey bitilkel hareketi evil harfi diye ne yaptı arkadaşlar? Bir ismi işaretle, marife bir kelimeyle şey yapmıştır. Hareke ve harfi ifade etmiştir. Burada bitilkel hareketi evil harfi ifadesiyle ma'nın mevsule de olabileceğini işaret etmiştir. Yani yukarıda hareketün ev harfun diye nekire bir kelimeyle tefsir etmesi ma'yı mevsuf olduğunu gösterdi. Ey bitilkel hareketi evil harfi diye marife bir kelimeyle, ismi işaretle onu ifade etmiş olması işaret ediyor ki buradaki mane olabilir, mevsuf olduğu gibi mevsule de olabilir. Ve hine yuradu bimel mevsuleti
Bende el musileti diye var ama yanlıştır bendeki matba. Ve hine yuradu bima ma ile kastedilince el i'rabu ma'daki ma ile öyle ma ki el mevsuleti ma'i mevsule ile el hareketu evil harfu hareke veya harf kastedilince la yeridun naklu bil amili vel ma'nel muktadi efendim. Şimdi burada bir itiraza cevap verecek arkadaşlar. Mukadder bir itiraz var. Bu itiraza cevap verecek. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz yukarıda ma'nın ne olduğunu söyledik? Mevsuf olduğunu söyledik. Bitilkel hareketi bil harfi ile beraber de ne yaptı? Efendim burada işaret etmiş oldu. Nereye işaret etmiş oldu? Ma'nın mevsulü olabileceğini işaret etmiş oldu. Sonra ve hine yuradu bimel mevsuleti deyince doğrudan doğruya ne yaptı arkadaşlar? Doğrudan doğruya ma'i mevsule olabileceğini de ifade etmiş oldu. Ve hine yuradu bimel mevsuleti. Şimdi şeye bakarsanız bir tenakuz var. Yukarıda hareketün ev harfun dedi mevsufe yaptı. Ve hine yuradu bimel mevsufeti deseydi problem yok. Bimel mevsuleti deyince hareketün ev harfun ile bimel mevsuleti arasında ne var? Tenakuz var gibi. Halbuki tenakuz değildir bu. Burada tefennün yapmış oldu. Yani şunu demiş oluyor. Yukarıda ben hareketün ev harfun diye ma'i mevsufe yaptım ama bunun ma'i mevsul olmasında sıkıntı yoktur. Neden ma'i mevsufeyi orada tercih etmiştir? Sebebini söyledim arkadaşlar. El-i'rabu mübteda olunca, ma haber olunca haberde asıl olan nekir olmaktır. Dolayısıyla el-i'rabu ma hareke veya harf olması normaldir. Fakat bunun haberin nekire olması şart değildir. Marife olma durumu da söz konusudur. Dolayısıyla el-i'rabu ma deyince ma-i mevsule de bunu yapmak mümkündür. Şimdi arkadaşlar burada bir itiraz var. Nedir buradaki itiraz? Bu tarif menkuzdur deniyor. Yani i'rabın tarifini yaparken ne diyorsun? El-i'rabu ma öyle bir şeydir ki ihtelefe ahiru, ahir değişti. Ne ile değişti? Bihi onunla. Ne ile ahiri değişiyorsa işte i'rab odur. Peki diyor ki itiraz eden Câni Zeydun Râeytü Zeyden de Zeydün'ün sonu Zeydün, Zeyden, Zeydin Câni Zeydun Râeytü Zeyden Merâtü bi Zeydin de Zeydin ahiri değişti mi? Değişti. Peki ne ile değişti? Câ ile değişti, Râeytü ile değişti, Bâ ile değişti. Doğru mu arkadaşlar? Yani Câni Zeydun Râeytü Zeyden Merâtü bi Zeydin. Eğer biz burada dersek ki İrab nedir? Ma o şeydir ki ihtelefe ahiruhu, ahiri değişti bihi onunla. Ne ile değiştiyse İrab odur. Diyebiliriz ki burada Câni Zeydün, Râeytü Zeyden, Merâtü bi Zeydin de ahirin değişmesi Câ ile, Râeytü ile ve Bâ ile olmuştur. O zaman İrab'ın tarifine bu girmiş olacak. Halbuki bu İrab değildir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Amil ile ne yapabilir? İtiraz gelebilir bu tarife. Yani İrab'ın tarifine amil girmiş oluyor. Bu tarif dolayısıyla menkuldur. Veyahut da mesela Câni Zeydun, Râeytü Zeyden, Merâtü bi Zeydin de amil bir sebeptir. Doğru mu? Amil bir sebeptir. Ama amil nereye sebeptir? Muktazıya sebeptir. Yani manaya, o faaliyet, mefuliyet, izafete sebeptir. Câni Zeydun de Câdire birinci derecede sebeptir. Ama o neye sebeptir? Faaliyete sebeptir. Faaliyet neye sebeptir? Merfu olmasına sebeptir. Râeytü amil olarak sebeptir. Ama neye sebeptir? Mefuliyete sebeptir. Mefuliyet neye sebeptir? Mensup olmasına sebeptir. Merâtü bi Zeydin de ba cer etmesine sebeptir. Ama aslında ba neye sebeptir? İzafete sebeptir. Yani manayı muktaziye sebeptir. O manayı muktazi de neye sebeptir? Ahirindeki irabın değişmesine sebeptir. Şimdi itiraz eden diyor ki eğer siz irabı el-i'rabı mehtelefe ahiruhu bihi derseniz ma o şeydir ki ihtelefe ahiruhu ahir değişti bihi onun sebebiyle değişti. Şimdi amil değişikliğe sebep oluyor mu? Oluyor. Muktazı irab değişikliğe sebep oluyor mu? Oluyor. Hadi diyelim ki Zeydün, Zeyden, Zeydin onda bir değişikliğe sebep olduğunu kabul edelim ama amil irabın tarifine giriyor. Muktazı da irabın tarifine girmiş oluyor. Dolayısıyla eğyarını mani değildir. Efradını cami olsa da eğyarını mani değildir. Dolayısıyla tarif menkuzdur diyor. Diyor ki cami hazretleri
ve hine yuradu bimel mevsuleti el hareketu evil harfu. Eğer biz ma dediğimiz zaman hareke veya harf kastedersek, o zaman la yeridun naklu bil amili vel ma'nel muktazi. Amil ile ve manayı muktazi ile ne olmaz? İtiraz bize gelmez. Niye gelmez? Çünkü ma öyle bir hareke diyoruz. Amil hareke değil ki. Amil harf değil ki. Muktazi hareke değil ki. Muktazi harf değil ki. Buraya arkadaşlar itiraz olarak sadece amil bir harf olduğu zaman billahideki ba gibi harf olduğu zaman itiraz olarak burası gelebilir tabi. Yani amil deyince akla evvela ne geliyor? Fiil geliyor, şibi fiil geliyor değil mi? Manayı fiil geliyor, bunlar geliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığın zaman doğrudur. Amil ne değildir? Hareke veya harf değildir. Hareke veya harf değildir. Ancak amil eğer harf-ı cer olursa o zaman buraya yine o itiraz varit olabilir. Yani hareke veya harf dediğin zaman hareke kısmına veya harf kısmına ne girmiş olur? Âmentü billahi'deki bağ girmiş olur. Şimdi قال قدس سر في الحاشيه لكنه يشكل بما اذا كان العامل حرفا واحدا كالباء الجاره. Yani buraya biz böyle cevap verdiğimiz zaman bu cevaba bir işkal ne ile gelir? Amil bir harf olduğu zaman işte bay carre gibi. Fel evla en yusnede ihracuhuma ile sebebiyeti. Şimdi itiraz anlaşıldı, cevap da anlaşıldı mı arkadaşlar? Yusuf anlaşıldı mı sorayım? Cevabı biraz daha tekrar edersek iyi olur. Tamam. Önce itirazı söyleyelim. İtirazda ne diyor? مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِهِ مَا o şeydir ki اِخْتَلَفَ آخِرُهُ مُعْرَبِنْ آخِرِ دَيْشِ بِهِ onunla. مُعْرَبِنْ آخِرِنْ değişmesinin sebeplerine baktığımız zaman arkadaşlar kaç tane sebep görürüz? Evvela amil bir sebeptir. Amil nereye sebeptir arkadaşlar? Manaya sebeptir değil mi? El-ma'nel muktadiye sebeptir. Yani amil faaliyet gerektiriyor, amil mef'uliyet gerektiriyor, amil izafet gerektiriyor. لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ hatırlarsınız. İzarda da bu vardı. Dolayısıyla amil sebeptir. Nereye sebeptir? Birinci sebeptir amil. El-ma'nel muktadiye sebeptir. El-ma'nel muktadiye sebeptir. Neye sebeptir? Ahirindeki değişikliğe sebeptir. Yani faal olması Zeydun olmasını, mef'ul olması Zeyden olmasını, muzafileh olması Zeydun olmasına sebeptir. El-ma'nel muktadî burada el-ma'nel mu'tevire hangisidir? Faaliyet, mef'uliyet, izafettir. Amil muktaziye sebeptir. Muktazi de sondaki raf, nasb, cer ona sebeptir. Ahirinde şey değişiklik de en son şey olmuş oluyor. Yani ihtilaf en son nerede gerçekleşmiş oluyor? Oradaki harekede veya harfte olmuş olur. Ebuhu, ebahu, ebihi de en son sebep hangisidir? İhtilaf sebebi hareke veya harfin kendisidir. Şimdi eğer biz bunu ma'yı am olarak alırsak arkadaşlar. El-i'rab ve rab nedir? Ma öyle hareke veya harf demiyoruz. Ma'yı elfaz-ı umumdan olduğuna göre am olarak alıyoruz. El-i'rab ve rab nedir? Ma öyle bir şeydir ki hareke veya harf demedik. Öyle bir şeydir ki dersek ihtelefe ahiru bi o zaman amil tarife itiraz olarak gelir. Muktazi tarife itiraz olarak gelir. Biz cevaben ne diyoruz? Biz ma'yı burada am olarak almadık. El-i'rab-ı i'rab nedir? Ma öyle bir şeydir ki demedik. Belki öyle bir hareke veya harftir dedik. Hareke veya harf deyince muktezi zaten emri manevidir değil mi? Faaliyet, mef'uliyet, izafet emri manevidir. Lafız değildir o. Hareke veya ne değildir? Hareke veya harf değildir. Muktezi tamamen çıkmış oluyor. Peki amil de çıkıyor mu? Elbette amil de çıkıyor. Amil, fiil, şibi fiil, manayı fiil olarak düşündüğüm zaman o da ne değildir? Hareke veya harf değildir. Dolayısıyla el-i'rab-ı i'rab nedir? Ma öyle bir hareke veya harf deyip de am olan bir kelimeyi biz hareke veya harfle tahsis edersek bundan maksat am değildir, hastır, hareke veya harftir dersek o zaman amil ve muktazi bize itiraz olarak gelmez. Ancak böyle bir cevap verdiğimiz zaman bu cevaba bir itiraz, yeni bir itiraz gelebilir. Doğru söyledin amil, muktazi bunlar
Böyle yaparsak tarife girmezler, irabın tarifini nakzetmezler ama amil eğer harf ba gibi bir harf olursa o zaman itiraz yine gelir. O da hareke olmuş oluyor. Affedersin, o da harf olmuş oluyor çünkü. Dolayısıyla bu cevap doğrudur ama bu cevapta ufak bir müşkilat vardır. İkinci bir cevap verecek arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar bu itirazdan kurtulmak için? Ma'yı am'dan tahsis etmiş olduk. Am idi, tahsis ettik onu. Ma o şeydir ki demedik ya, ne dedik? Ma öyle bir hareke veya harftır dedik. Dolayısıyla öyle şeydir ki desek hepsinin içerisine alacaktı. Ama öyle bir hareke veya harftir deyince amil ve muktazıyı içerisine almamış oldu. Peki bu cevabı kabul etmeyelim. Başka cevap olabilir mi? Velev ubqiyet ala umumiha, eğer burada ma umumu üzerine bırakılsa, yani elfazı amdandır. Dolayısıyla biz bunu ma o hareke veya harf demeyip de ma öyle şeydir ki desek, o zaman amil ve muktazı tarife girer mi? Haraca, amil ve muktazı çıkmış olur. Bir sebebiyeti, buradaki ba-i sebebiyedir. Ba'nın ifade ettiği sebebiyet manasıyla onlar çıkmış olur. Amil ve muktazı çıkmış olur. El mefhumeti min kavlihi bihi, bihiden anlaşılan, yani ba-i sebebiyedir. Bihiden anlaşılan sebebiyet manasıyla amil ve muktazı çıkmış olur. Nereden çıkmış olur arkadaşlar? İrab'ın tarifinden çıkmış olur. Dolayısıyla yine İrab'ın tarifi menkuz değildir. Yani amil ve muktazi girmiş olsa tarifin içerisine, tarif nakz edilmiş olacaktı. Tarif menkuz olmaz. Peki bihi'den biz sebebiyet manası alırsak amil ve muktazi nasıl tariften çıkmış olur? Fe innel mutebadire, çünkü akla gelen mine sebebi sebepten, huve sebebul garib, sebebi kariptir. Vel amilu vel ma'nel muktazi, amil ve manayı muktazi olan faaliyet, mefuliyet, izafet, minel esbabil ba'ideti, esbabi ba'idedendir. Uzak sebeplerdendir. Arkadaşlar, biraz önce yaptığım takrirde de buna işaret etmiştim. Şimdi şuayb nasıl düşünüyoruz? Cani Zeydün, Raytü Zeyden, Merartü bi Zeydin dediğimiz zaman buradaki sondaki değişikliğin birinci sebebi nedir? Amildir. İkinci sebebi nedir? Abdülkadir, nedir ikinci sebebi? Birinci sebebi amildir. İkinci sebebi el-ma'nel muktadidir. Üçüncü sebep oradaki hareke veya harftir. Yani arkadaşlar amil neyi doğuruyor? Faaliyeti doğuruyor. Mef'uliyeti doğuruyor. İzafeti doğuruyor. Öyle değil mi? Birinci sırada ne var? Amil. Amil nereyi doğuruyor? El-ma'nel muktadiyi. Yani faaliyet, mef'uliyet, izafeti. İzharın baş tarafını hatırlıyor musunuz? Mesela اِذَا قُلْنَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا فَضَرَبَ اَبْجَبَ كَوْنَ آخِرِ زَيْدْ مَرْفُعًا بِوَاسِدَةِ الْفَاِلِيَّةِ وَاَبْجَبَ كَوْنَ آخِرِ عَمْرًا مَنْصُوبًا بِوَاسِدَةِ الْمَفْعُولِيَّةِ وَاَبْجَبَ اَيْضَا غُلَامُ زَيْدٍ غُلَامُ كَوْنَ آخِرِ زَيْدٍ مَجْرُورًا بِسَبَبِ الْاِزَافَةِ demişti. Yani amil evvela neyi gerektiriyor? Faaliyeti gerektiriyor. Veya mef'uliyeti gerektiriyor veya izafeti gerektiriyor. O zaman birinci sebep amildir. İkinci sebep nedir? Faaliyet, mef'uliyet, izafet, o mana dediğimiz. El-ma'anil, mu'tevire dediğimiz. Üçüncü sebep nedir? Zeydün, Zeyden, Zeydin. Ebuhu, Ebahu, Ebihi diye en son efendim oradaki değişikliktir. Şimdi şeye baktığımız zaman arkadaşlar, İrab dediğimiz Zeydün, Zeyden, Zeydin'e veya Ebuhu, Ebahu, Ebihi'ye baktığımız zaman burada değişiklik birinci derecede Zeydün, Zeyden, Zeydin. Bunu kim gerektirdi? Bunu faaliyet, mef'uliyet gerektirdi. O faaliyet, mef'uliyet kim gerektirdi? Amil gerektirdi. Şimdi tersini aldım. Yani olay gerçekleşirken birinci sırada kim var? Amil. İkinci sırada kim var? El-ma'nel muktadî. Üçüncü sırada kim var? İrab'ın kendisi, o değişiklik. En son gerçekleşen nedir? O değişikliktir. Arkadaşlar şimdi değişikliğin kendisini ele aldık. Bu birinci sebeptir. Onu gerektiren muktazidir. Onu gerektiren amildir. O zaman burada esbab-ı ba'ide, sebebi karib ve sebebi ba'id olarak baktığımız zaman amil iki vasıta ile sebeptir. Doğru mu? Kendisi var,
Bir de ne var? El-Ma'nel Muktadî var. Efendim, El-Ma'nel Muktadî bir vasıta ile sebeptir. Ama İrab'ın kendisi ise hiç vasıtasız sebeptir. Yani Zeydün Zeyden o ihtilafın kendisi vasıtasız sebeptir. Öyleyse bihi dediğimiz zaman sebep, bağdan sebep manası alırsak sebepten de sebebi garip alınmış olur. Öyleyse el-i'rab, i'rab nedir? Ma öyle bir şeydir ki diyelim, umumi olarak yapalım onu. İhtelefe ahiru muğrabin ahiri değişti. Bihi onun sebebiyle değişti. Şimdi buradaki sebepten mutlak sebep zikredilmiş ama biz bunu kemaline sarf edip sebebi garip kastedersek o zaman amil de muktazı çıkmış olur. Çünkü muktazı iki vasıta ile sebep oluyor. Amil üç vasıta ile veya muktazı bir vasıta ile sebep oluyor. Amil iki vasıta ile sebep oluyor. İrab ise vasıtasız direkt sebep oluyor. Yani o değişiklik diyelim. Sonundaki Zeydün Zeyden Zeydin harekenin veya harfin değişikliği vasıtasız değişiklik oluyor. Bihi buradaki bağdan sebebiyet alırsak efendim ihtilafın sebebi ne olmuş oluyor? Hareke harf oluyor. Bu bir bunu gerektiren nedir? Bunun arkasında arkasındaki sebep nedir? Arkasındaki sebep muktazidir. O muktazının arkasındaki sebep nedir? Amildir. O zaman amil ve muktazi ikinci derecede, üçüncü derecede sebep oluyor. Birinci derecede sebep olan hangisidir? O harekede veya harfteki değişikliğin kendisidir. Anlatabildim burasını arkadaşlar. Anladım diyenler böyle parmaklarını bir kaldırsınlar veya alınlarına bir tutsunlar. Sertim anlaşılmadı mı? Evet. Tamam. Peki geçiyorum. Furkan anlaşıldı mı? Seni göremedim. Hocam benim bir ara internetim koptu. Ben biraz kaçırdım. O yüzden. Nereyi kaçırdın evladım? Çok mu kaçırdın? Evet, biraz çok kaçırdım. Evet. Şimdi el-i'rab, i'rab nedir? Ma hızlı bir şekilde anlatayım, sen zekisin. El-i'rab, i'rab nedir? Ma öyle hareke veya harftir ki ihtelefe ahiruhu, mu'rabin ahiri değişti bir onunla. Burada mu'rabin ahiri neyle değiştiyse ona i'rab diyoruz. Diyor ki bir itiraz gelebilir bize. Diyelim ki cani zeydün, rayitü zeyden, meratü bi zeydin de zeydin ahiri değişti. Cani ebu, rayitü ebahu, meratü bi... Oraya giriyor, evet. Orayı duydum hocam. Tamam. O zaman amil de bir. Bir de muktazi. Yani ahirin değişikliğine amil sebep olduğu gibi faaliyet, mefuliyet de sebeptir. Buna da o zaman tarife girmesi lazım. Cevap nedir? Cevaben dedi ki el-yarabu ma el-fâz-ı amdan da ama biz bunu tahsis ediyoruz. Harike veya harf diye tahsis ediyoruz onu. Ma şey değildir. Her ma öyle bir şeydir ki deyip de amili de muktazıyı da içerisine alacak bir manada değil. Ma'yı biz ne yapıyoruz? Hareke veya harf diye tahsis ediyoruz onu. Tamam. Eğer hareke veya harf dersek amil ve muktazı. Muktazı bir defa ne hareketidir ne de harftir. O çıkmış oluyor. Amile gelince amil de fiil, şibi fiil, manayı fiil olunca o da harf veya hareket değildir. O da çıkmış oluyor. Dolayısıyla ne kalmış oluyor? İhtilaf sadece hareke veya harfle değişmiş oluyor. Böylece biz amille muktazi tariften çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla irabın tarifi menkus olmuyor. Ancak bu cevapta ufak bir müşkilat vardır. Nedir ufak müşkilat? Amil, amentü billahideki ba gibi harf olursa ma öyle harekedir veya harftir deyince bu harfin içerisinde billahideki ba girebilir yani. O zaman bu cevabı, hani ufak bir müşkilatı böyle vardır. Geçelim buna, ikinci cevap verelim. İkinci cevapta diyoruz ki ma'yı biz am olarak bırakalım. Hareke veya harf demeyelim. Ma öyle bir şeydir ki diyelim. Yine tarif diyor menkuz değildir. Hani amil ve muktazı buraya girmez. Neden? Bihi de ba'yı sebebiyet manasını alırız. Sebebiyet alınca sebebiyetten de el mutlaku yusrafu ala kemali. Kamil sebebi kastederiz. Kamil sebep hangisidir? Sebebi gariptir. Dolayısıyla irabın meydana gelmesinde üç tane sebep var. Bir değişiklik diyelim. Zeydün Zeyden Zeydin. Ebu Hebahu Ebihi. Bu bir. Peki bunu gerektiren nedir? Bunu gerektiren faaliyet, mefuliyet, izafet. Yani el-ma'nel muktazi dediğimiz. Peki o el-ma'nel muktazi'yi gerektiren nedir? Amildir. O zaman amil en son sebeptir. El-ma'nel muktazi ikinci sebeptir. Birinci sebep hangisidir? Birinci sebep oradaki Zeydün Zeyden Zeydin. Ebu Hebahu Ebihi'deki irabın kendisidir.
Eğer bihideki sebepten sebebi garip kastedilirse en yakın sebep hangisidir? O harekenin veya harfin kendisidir. Yani o değişikliğin kendisidir. Binaenaleyh böylece tarifi yine menkuz değildir. Furkan anlaşıldı mı? Geçiyorum burasını arkadaşlar. Ve bi kaydil haythiyeti. Şimdi dedi ki arkadaşlar Abdurrahman el-Cami Hazretleri el-i'rabu ma ihtelefe ahiruhu mu'rabin ahiri değişti. Kendisi şerh dedi ki min haythu huve mu'rabun. Mu'rab olması haysiyetinden değişecek. Mu'rab olduğundan dolayı değişiklik olacak dedi. Bunu niçin getirdi? Ve bi kaydil haythiyeti haysiyet kaydıyla haraca hareketü nahve ulami. Ulami gibilerin harekesi çıkmış oldu. Şimdi ulami dediğimiz zaman arkadaşlar nedir burada? Ahiri sahih olan bir kelime mütekellim yasına muzaf olmuştur. Doğru mu? Ahiri sahih olan bir kelime mütekellim yasına muzaf olmuştur. Mütekellim yasına muzaf olunca mütekellim yası makablini meksul ister. Dolayısıyla ulami, cani ulami, raytu ulami, meratu bi ulami. Bunun ahirinde değişiklik var mı arkadaşlar? Değil. Şimdi ulami kelimesi mu'rab midir, mebni midir meselesi var. Nahivcilerin çoğu bunun cani ulami mahallen merfudur. Ra'ytu ulami mahallen mensuptur. Merartu bi ulami mahallen mecrurdur derler. Tamam. Ama musannif cani ulami, ra'ytu ulami, merartu bi ulami'deki ulami kelimesini mebni kabul etmez. Mu'rab'dir, irabi takdiridir kabul eder. Demek ki ulami mütekellim yasına muzaf olan, ahir sayı olarak mütekellim yasına muzaf olan bir kelime. İrab-ı takdiri midir yoksa irab-ı mahalli midir? İhtilaflıdır bu. İbn Hacib Hazretlerine göre nedir bu? Mu'rab'tır. İhtilafe ahiruhu, ahiri değişti. Mu'rab'ın ahiri değişti. Gulam kelimesi de mu'rab olduğuna göre değil mi? Gulamun idi, ulami diye değişti şimdi. Bu ulaminin mimin harekesi irab mıdır değildir. Peki bunun tarifleri nasıl çıkarmış olacağız? Min haythu huve mu'rabun. Burada mimin kesre olması min haythu huve mu'rabun değildir. Min haythu huve ma kable ya'il mütekellimiden dolayıdır. Doğru mu arkadaşlar? Yani ulami, cani ulami burada mimin harekesi min haythu huve mu'rabun değil. Min haythu ennehu ma kable ya'il mütekellimdir. O zaman değişiklik irab olabilmesi için min haythu ennehu mu'rabun olması lazım. Min haythu ennehu ma kable ya'il mütekellimi olmaması lazım. Bu da anlaşıldıysa geçiyorum arkadaşlar. لَأَنَّهُ مُعْرَبٌ عَلَى اِخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ Musannifin ihtiyarına göre nedir? Mu'rab'tir. Çünkü o mu'rabi tarif ederken ne dedi? اَلْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَ الْاَصْلِ Ulam kelimesi bu tarife uyuyor. Dolayısıyla mu'rab'tir. Mu'rab olunca mimin harekesi i'raba giriyor mu? Girmiyor. Niçin girmiyor? مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُعْرَبٌ değildir. Mimin harekesi. مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَكَلِّمِدِرْ Bundan dolayı mimin ulami'deki mimin harekesi tarife girmiyor. لِأَنَّهُ مُعْرَبٌ عَلَى اِخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ لَاكِنَّ اِخْتِلَافَ هَذِي الْحَرَكَةِ Fakat bu harekenin ihtilafı عَلَى آخِرِ الْمُعْرَبِ مُعْرَبٍ آخِرِنَ اِخْتِلَافُ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُعْرَبٌ Mu'rab olması haysiyetinden değil بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مَا قَبْلَ يَا الْمُتَكَلِّمِ Mütekellim yasının makabli olması haysiyetindendir. Öyleyse bizim tarife getirdiğimiz min haythu ennehu mu'rabun demek ki ihtelefe ahiruhu mu'rabın ahiri değiştiğinde maksat nedir? Min haythu ennehu mu'rabun bu kaydı Cami Hazretleri'nin getirmiş olması musannif buradan bunu kastetmiştir derken ulami gibileri ulamideki mimin harekesini çıkarmak içindir. Şimdi arkadaşlar el-i'rabu mahtelefe ahiruhu bihi dedi. Liyedülle alel ma'anil mu'tevireti aleyhi var. Bu tariften midir yoksa tariften değil midir? Musannif Hazretleri yani İbn Hacib Hazretleri kafi yazdıktan sonra bu liyedülle alel ma'anil mu'tevireti aleyh enhu leyse min tamamil ta'lifi diye bir kayıt koydu oraya. Yani adeta ta'lik yazınca kafi üzerine leyse min tamamil ta'lif dedi. Tarifin tamamından değildir. Yani tarifteki kayıtlar ne olacak? Efradın cami ayarını mani olmak için yani cins sonra ne olacak? Fasıl gelecek ayarını men etmiş olacak. Bu liyedülle alel ma'anil mu'tevirete aleyhi haddin tamamından mıdır? Yoksa hadden hariç midir? Eğer haddin tamamından değil ise liyedülledeki lam nereye taalluk edecek?
Eğer haddin tamamındaysa el yarabu yarab mahtelefe ahiru, ahiri değişti. Niçin değişti? Liyedülleyi ihtilafa bağlayacağız. Eğer liyedülleyi ihtilafa bağlarsak tarifin içerisine girmiş oluyor. Ama eğer biz bunu tarifin dışında tutacaksak o zaman el irab irab mahtelefe ahiru bihi, ahiri kendisiyle değişendir dedik. Vuda irab vaz edildi. Niçin vaz edildi? Liyedülle alel ma'anil mu'tevirit aleyh diyeceğiz. O liyedülleyi ne yapacağız? Başka ya tarifteki bir fiile değil de başka bir fiile, karineyle anlaşılan bir fiile talik ettirmiş olacağız. Şimdi bu konuda İbn Hacib Hazretleri'nin kendi yazdığı eser üzerine talik olup bu tam haddin tamamından değildir ifadesini kullandı. Bu ifadeyi kullanması bizi ne yapıyor? Sonuçta tarifin sahibi kendisidir. Tarifteki muradını, yani liyedünlenin tarifin devamından olmadığını çok net bir şekilde tarifi yapan kişi ortaya koymuştu. Peki buradan neyi kastetmiştir? Tarifin tamamından değildir demek. Yani buradaki liyedülledeki lem ihtelefeye taalluk etmiyor da efendim başka bir fiile mi taalluk ediyor? Bakalım şimdi. Ve bihadel kadri bu kadarla, yani el-i'rabu mehtelefe ahiruhu bihi deyince temme haddül i'rabi cem'an ve men'an. İrab'ın tarifi, efradın cami, eğyarının mani olması bakımından tamamdır. O zaman tarif burada ne olmuştur? Cem' ve men bakımından bitti, had oldu. Fakat lakinnel musannife, musannif erade en yünebbiye, tembih etmek istedi. Alâ faideti ihtilafi vad'il irab. İrab'ın vez'inin ihtilafının faidesine tembih etmek istedi. Fadamme ileyhi kavlehu liyedülle alel ma'anil mu'tevirete aleyhi. لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ عَلَيْهِ tarife zammetti. Yani demek oluyor ki لِيَدُلَّ nereye bağlıdır? Tarife bağlıdır. Ama tarifte cem ve men bakımından işe yarayacağından dolayı değil, sadece İrab'ın vaz'indeki faydayı anlatmak için. Yani burada İrab'ın tarifini yaptı, aynı tarife ilave olarak neyi söylemiş oldu? Bu İrab ne için vaz edilmiştir? Faydası nedir? لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ عَلَيْهِ. Yoksa arkadaşlar liyedülle alel ma'anil mu'tevirete aleyh ne yapmıyor? Tarifin cinsine giren herhangi bir şeyi ne yapmıyor? Men etmiş olmuyor. Yani her fasıl ne yapar? Eğyarını men eder. Liyedülle alel ma'anil mu'tevirete aleyh ne cem içindir ne de men içindir. O zaman tarifin tamamından değildir. Ama tarifteki ihtilaf kelimesine bağlıdır. Yani hemen devam edelim arkadaşlar. فَكَأَنَّهُ sanki musannif erade هَذَا الْمَانَى bu manayı kastetti. Yani sanki musannif bu manayı kastetti. Ne demek istiyor? Yani musannif bu kafi üzerine yazmış olduğu talikte اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ifadesinden sanki bunu kastetmiştir. Neyi kastetmiş? Yani bu tarifin tamamından değildir. Cem ve men işine yaramıyor ancak ben irabın faidesine tembih etmek istediğim için bunu zikrettim. Cem için değildir bu, men için değildir. Faideyi beyan etmek içindir. فَكَأَنَّهُ اَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ şöyle söyledi. Nasıl söylemiş? لَيْسَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ. Nerede söylemiş bunu? Buranın şerhinde söylemiş. Demek yani bunun üzerine talik yazmış, şerh yazmış. O şerhde liyedüllenin üzerine ne demiş? لَيْسَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ haddin tamamından değildir dedi. Neyi kastetti bundan? Yani cem ve men işine yaramıyor. Yani işe yarıyor? Erade ne dedi arkadaşlar? Erade en yünebbiha ala faideti ihtilafi vadani irabi. Yani burada irabın tarifini yaparken o tarifin içerisinde irabın vaz'inin sebebini de beyan etmek istemiştir faide olarak. فَكَأَنَّهُ اَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ لَا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْحَدِّ. فَكَأَنَّهُ اَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى bu manayı kastetti. لَا şu manayı kastetmedi. لَيْسَ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ derken bu manayı kastetti. لَا şu manayı kastetmedi. اَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْحَدِّ hadden hariçtir. Hadden hariç olsa وَاللَّامَ فِي لَيَدُلَّ لِيَدُلَّدَكِ لَامْ mutaallikun bi emrin haricin anil hadde. Hadden hariç bir emre mutaalliktir. Yani vudu'al irab. Vudu'al irabiye mutaalliktir. Peki nereden çıktı vudu'al irab? El mefhum min fehvel kelam. Fehvai kelamdan anlaşılan vudu'aya mutaalliktir. Hayır hayır bunu kastetmemiştir. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken şudur. Vellam fi leyedüllü. Yedüldeki lam mutaallikun bi emrin haricin anil hadde. Hadden hariç bir emre mutaalliktir. Hüküm değil. Burası da menfidir.
La ennehu haricun anil haddi ve la ennel lame fi liyedülle mutaallikun demektir. Yani bu İbn-i Hacib Hazretleri buraya yapmış olduğu şerhte leyse hâdâ min temâmil haddi liyedülle alel me'anil mu'teveretin üzerine yazmış olması şu demek değildir. La şu demek değildir. Ennehu haricun anil haddi. Yani bu liyedülle hadden hariçtir. Ne demek hadden hariçtir? Yani ve lame fi liyedülle mutaallikun bi emrin haricun anil haddi. Hadden hariç bir emre müteallik olacak. Yani vuda'l-i'rab'ı müteallik olacak. Nereden çıktı bu vuda'l-i'rab? El-mefhumin fe'abel-kelam. Fe'abel-kelamdan anlaşılan vuda'ya müteallik olacak. Hayır böyle değil. Fe'innehu böyle düşünürsek ba'idun anil fehmi. Bu anlaşılmaktan uzaktır. Gayetel-bu'di son derece uzaktır. Yani el-i'rab-u mehtelefe ahiruhu bihi liyedülle alel-me'anil-mu'tevirete aleyh dendiği zaman arkadaşlar buradaki liyedülledeki lamın taalluk edeceği fiil zikredildi mi? El-i'râbu mehtelefe âhiruhu bihi derken liyedülledeki lamın bağlanabileceği, taalluk edebileceği ihtelefe kelimesi zikredildi mi? Edildi. Peki buna bağlanmış olmasının mana itibariyle bir sıkıntısı var mı? Faideyi beyan etmiş oluyor. Şimdi biz kalkacağız. Lamın taalluk edebileceği bir fiil varken bu fiili kale almayacağız. Fehvai kelamdan bir fiil çıkaracağız. Onu ona taalluk etmiş olacağız. Bu son derece uzaktır. Mütebadir değildir. Dolayısıyla mütebadir olmayan bir şeyin tarifte kastedilmesi söz konusu olmaz. Öyleyse şöyle diyoruz. El yarabu yarab ma o şeydir ki ihtelefe ahiruhu bi ahir onunla değişmiştir. Ne için değişmiştir? Bak ne için vaza delili değil. Ne için değişmiştir? Liyedülle alel ma'anil mu'tevirete aleyhi. Onun üzerine müteakip olarak gelen manalara delalet etsin diye değişmiştir. Şimdi burada liyedülle alel ma'anil mu'tevirete aleyhi tariften hariçtir ne demek? Yani cem veya men için gelmemiştir. Faideyi beyan için gelmiştir. Yoksa tariften hariçtir dersek ne demiş olacağız? Tariften hariçtir. Dolayısıyla lem buradaki tarifteki ihtelefeye müteallik değildir. Başka bir fiil bulacağız ona. Fehvai kelamdan anlaşılan bir fiil bulacağız. Oraya taallik edeceğiz onu. Hayır. Bu, yani İbn Hacib bunu kastetmemiştir. Neden bunu kastetmedi diyoruz? Feinnehu çünkü bu nedir? Ba'idun anil fehmi. Yani muhatap ve mütekellimin böyle bir şey anlaması nedir? Fehimden uzaktır. Gayetel bu'di son derece uzaktır. Yani zahir olan nedir arkadaşlar? İhtelefeye taalluk etmesidir. Buraya bir gizli vuda konması yani akıllara zarardır diyor. Musannifin leyse hâdâ min temâmil haddi böyle yorumlamamız lazım. Yoksa la ennehu hâricun anil haddi. Şöyle yorumlamayacağız. Ennehu hâricun anil haddi ve lâme fî liyedülle mutaallukun bi emrin hâricun anil haddi demememiz lazım. Yani vuda'l-i'râb o fehvâ-i kelamdan anlaşılan nedir? Vuda'l-i'râb'dır. Nereden çıktı bu dalil yarab? El mefhum min fehvel kelam. Peki neden bu mana murad değildir? Fe innehu ba'idun anil fehmi gayetel bu'd. Fellamu fihi mutaallikun bi kavli ihtelefe ahiruhu. O zaman liyedülledeki lam ihtelefe ahiruhu'daki fiile mutaalliktir. Yani ihtelefe ahiruhu ahiri değişti. Niçin değişti? Liyedüllel ihtilaf ev ma bihil ihtilaf alel ma'anil mu'tebirete aleyhi. Rabbim size, ailenize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kalbinizi imanla, aşkullah, muhabbetullah ile temyir-i ihya eylesin. Cihat ruhuyla ruhlanmaya sizi de bizi de her birimizi muvaffak eylesin. Hayırlı muratlarınızı ikram eylesin. Güzel hizmetlerle şeref yâb eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.